في نموذج بالدينز لبنان bir iç savaşlar yaşayan bir ülke ve özellikle 1992'den sonra iş başına gelen iktidar ne yazık ki Lübnan'ın kalkınmasını, turizmini, sanayisini, üretimini bütününü kapsayacak şekilde politikalar, programlar gerçekleştiremedi. Bunun sonucu biz 17 Ekim'e geldiğimiz vakit toplumda çok ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı. Ve öyle bu ekonomik sistem, program ne yazık ki toplumu çok ciddi bir şekilde etkilerken mesela bir örnek vermek isterim. Üniversite mezunlarının her 6'dan biri ancak bir iş bulma olanağı söz konusu. Yani tamamıyla ekonomi kilitlendi. Toplum artık kendi geleceğini en azından yaşam onuruyla yaşama, çalışma, iş bulma meselesinden çok uzak bir duruma düştü. Hükümet ne yazık ki bu ekonomik krizi yeni birçok tedbirlerle aşmaya, daha çok vergileri arttırmaya dönük bir politika izlemeye çalıştı ve dışa dönük çok büyük bir borç yüküyle karşı karşıya kaldığı için topluma, yoksullara yüklenmeye çalıştı. Ancak bu durum ne yazık ki çözmedi. Ve bir burada rant sahipleri ortaya çıktı. Bu rant sahipleri kalkıp üretime dönük bir takım yatırımlar yapmak yerine paralarını ya Merkez Bankası ve diğer ülke içindeki bankalara ya da dış bankalara yatırmaya başladı ve geldiğimiz şu anda yaşadığımız düzeye ve gelmiş olduk. Üretimin durmuş olması, dış borçların faizini ödemekle karşı karşıya kalan hükümet aşağı yukarı var olan borcun 1/3 kadar bir faiz ödemeyle kendini tekrar eden bir sistemle karşı karşıya kaldı. Bahsettiğimiz ekonomik politikanın başarısızlığı ve yılların getirmiş olduğu birikimlerle bu halk ayaklanması 17 Ekim'de patlak verdi. Ve bu halk ayaklanmasını belirleyen temel kriter özellikle bütün partileri aşan bir yerden bu halk ayaklanmasının başlamış olması ve bütün toplum kesimlerini kapsamasıdır. Bir hükümet istifası belirttiğim gibi yeterli değildi çünkü orada Hizbullah'ın, işte Can Bolat'ın, işte Hristiyan kesimin ve diğer hükümete ortak olan falangistlerin bütünün burada bir payı var. Bunların tümünün hükümetten uzaklaşmış olması olumlu bir şey. Fakat yeni kurulacak ve halk hareketinin talebi olan bu iktidara ortak olan tüm parti ve güçlerin uzağında, ötesinde yeni bir yurtsever hükümetin oluşması, bir geçiş hükümetinin kurulması. Ve burada Komünist Partisi'nin tutumuna gelecek olursak, Komünist Partisi bir inisiyatif, bir önerme de bulundu. Bu tabii halk hareketinin içerisinde yer alarak oluşturduğu kendisiyle birlikte bir ittifakın üzerinde anlaştığı bir program niteliğinde önerilerde söz konusu oldu. Bu önerilerin birincisi belirttiğim gibi bu hükümetin istifa etmesi. İki, bir yeni geçiş hükümetinin kurulması. Bu geçiş hükümeti bu yeniden şu anda ortak güçlerin bir araya getirdiği bir hükümet olmasın. Mezheplerin ötesinde din esasına göre kurulmuş partilerin ötesinde bir hükümet olması ve önümüzdeki halkın diğer taleplerini karşılamak üzere bir erken seçime, nispi temsil esasına göre bir erken seçime gitmesi ve sorumluların yargılanması gibi talepler.